Fitne ne demek? Mümini sıkıştıran, rahat yürütmeyen, rahat konuşturmayan sıkıntısı demek. Bu fitne, Adem Aleyhisselam'dan beri var. Çünkü biraz sonra, ki bölümde göreceğiz, Allah, bütün kullarını fitneyle imtihan edeceğini söylüyor. Ve cealna ba'dakum li ba'din fitne. Tasbirun. Biz sizi birbirinizin fitnesi olarak yarattık buyuruyor. Çok dikkat ediniz kardeşlerim. Bu ayeti celileyi hiçbirimiz göz ardı edemeyiz. O cealna ba'dakum li ba'din fitne. Etasbirun. Sizi birbirinize fitne yaptık biz. Ne demek fitne? Baraj. Birbirinizin barajısınız siz. Müminin karşısında kafir var. Kafirin karşısında mümin var. Peygamberin karşısında Ebu Cehiller var. Nemrutlar var. Nemrut'un karşısında peygamber var. E Babanın karşısında oğul, oğlun karşısında baba. Hoca mısın? Karşında söz dinleyen, dinlemeyen kitleler, kitlelerin karşısında hoca. Hastanın karşısında sağlıklı, sağlıklının karşısında hasta. Zenginin karşısında fakir, fakirin karşısında zengin. Bu kainat insanların birbirlerine fitne olması mantığı üzerine kuruludur. Tıpkı yazın kışın fitnesi olduğu gibi kışta yazın fitnesidir. Fitne bu anlamda tamamen negatif bir şeyin adı da değil. Kan gibi ürkütücü kan ürkütücü necis yokluğu tehlike, varlığı hayat için şart. Kan görmeye dayanamıyorum. Niye yaşıyorsun o zaman? Kan görmeye dayanamıyorsun ama kansız da yaşayamazsın. Fitne bu demektir. Allah fitne üzerine dünyanın dengesini kurmuş. Gece gündüzün fitnesidir. Gündüz de gecenin fitnesidir. Evlat babanın, baba evladın fitnesidir. Kafirler niye var? Müminler var olduğu için. Mümin niye var? Kafir var olduğu için. Şeytan insanın, insan şeytanın fitnesidir. Yerler göklerin fitnesi, gökler yerin fitnesidir. Zıtları üzerine kuruludur kainat. O Canna ba'dakum li fitne. Biz sizi birbirinize fitne yaptık. Bu demek. Dolayısıyla fitnesiz bir ortam hayal etmek, kanı olmayan bir insan hayal etmek gibidir. Sorun yaşamayayım diye, babasız yaratılsaydım ben diye düşünen biri gibidir. Anasız yaratılsaydım. Bu dünyada kimse fakir olmamalı diyen bir zengin düşün. Bu söz ne kadar gerçekçi olur. Sen nasıl işçi bulacaksın kimse fakir olmazsa. Bu zenginlerin hepsini öldürelim diyen fakir kendi ayağını kesiyor. E zengin olmasa sana kim iş verecek? Birbirimizin ters tarafıyız. Varlığımız içinde bu ters taraf mantığı gerekli.